Evet arkadaşlar, selamlar herkese. Bir tane güncelleme videosu çekmek istedim. Güncelleme videosu yaparak en azından bir bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi öncelikle bir tanesi şu, bu olaylarla ilgili, yani George Floyd'un ölümüyle ilgili anladığım kadarıyla ailesi Houston'da yaşıyor. Ayın 9'unda burada bir törenle galiba toprağa verilecek. Bununla ilgili bir tane de mesaj attım şeye. YouTube'a topluluk bölümüne, seknesine bir tane mesaj ekledim. Yani durum olursa, yani ben büyük bir ihtimalle o gün çalışmayacağım zaten, salı günü. Canlı yayından oradaki töreni ben çekmeyi planlıyorum. Yani daha böyle gerçekçi, yani gerçekçi demekle şöyle, hep böyle televizyoncu görüşüyle değil de, hani televizyoncular sonuçta bir görüntü koyuyorlar öne, ama o görüntüyü kendileri yorumluyorlar. Yani bambaşka bir şeye göre yorumluyor olabilirler veya felsefelerine göre o veya patrondan gelen bilgilere göre arka plandaki görüntüyü veya işte yani ekranlara koydukları görüntüyü yorumluyorlar ve insanlara aktarıyorlar. Seyreden insanlar da hakikaten öyle mi diye, yani öyle olduğunu düşünüyor. O yorumlayan insanın, o görüntüyü yorumlayan insanın gözüyle bakmaya başlıyor oradaki görüntülere. Ama ben burada tam tersi, çok fazla böyle hiç yorum falan katmadan, zaten hani önceki videolara bakarsanız ben olduğu gibi mekanları, çevreyi göstermeyi seven birisiyim. Hiçbir zaman da en iyisini ben biliyorum diye şey yapmıyorum. Ne derler? İddia etmiyorum. Benden daha iyi konulara hakim olan insanlar da olabilir. Yani ben hiç böyle ortaya yorum katmadan George Floyd'un toprağa verilme, yani merasimini, ölüm merasimini falan veya oradaki toplantıyı canlı yayından çekmeyi düşünüyorum. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz olursa lütfen bu videonun altına ekleyin. Önerilerinizi, düşüncelerinizi veya yani hayır bizi çok da ilgilendirmiyor. Hani böyle bir canlı yayını, artı bunu canlı yayın olarak yapmayı planlıyorum. Yani video değil, yani canlı yayından yayınlamak istiyorum. Sebebi de şu, hem ya zaten Houston'da yaşıyorum, hem olay burada gerçekleşecek, hem de böyle bir şey imkanım var. Hani ne bileyim, bir tane cep telefonum var, bir de kameram var. Hani bu işi yapabilirim çok rahat. Yorumlarınız olursa lütfen şey yapın. İkinci olarak şey soracağım. Yapmayı planladığım projeyle ilgili ilk videoyu yayınladım. Şimdi felsefe videosunu yayınlayacağım. Yakın bir zamanda, inşallah bu hafta içerisinde. Yorumlardan veya gelen şeylerden anladığım kadarıyla eski projenin devamı olarak düşünüyor bazı insanlar. Değil. Yani bu farklı bir şey de değil. Ama yeni bir şey. Yani her neyse, yayınladığım zaman anlaşılacak, ondan eminim. Ama eskiden paylaştığım projelerin bir tanesini alıp ön plana koyduğum bir şey değil yani bu. Bir anlamda hepsini birleştiriyor. Zaten bir önceki videoda anlattım. Ama şimdiki projeyle ilgili videoda, felsefe videosunda bunu çok daha iyi açıklayacağımı düşünüyorum. Ondan sonra zaten projelerin detayına girdiğimiz videolar gelecek. Bunu da bir paylaşmak istedim. Yani bir konu daha var aklımda. Televizyonlarda, Türk televizyonlarında seyrediyorum veya diğer televizyonlarda da seyrediyorum. Yani Amerika'da işte kan gövdeyi götürüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor gibi, böyle hep bir, yani negatif de demeyeyim de, habire birileri, ya Amerika işte yok ekonomi batıyor,
kan gövdeyi götürüyor. Yani böyle olaylar her ülkede olmuş olabilir, olacaktı. Ama inanın ki yani bir şeyin battığı falan yok burada, onu söyleyeyim. Yani burada deli gibi artık insanlar çalışmaya başladı. Yani otobanlar falan full dolu, herkes işine gücüne gidiyor. Tabii ki bazı yerlerde bir takım olaylar oluyor ama işte 4-5 tane süpermarketin yağmalanmasıyla Apple'ın, onun bunun, Microsoft'un, Target'ın, HEB'nin falan bilmem ne olmasıyla hani burada çökecek bir ekonomi yok sonuçta. Bu olaylar olabilir, her zaman oldu. Yani Türkiye'de de gezi olayları olduğunda öyle bir televizyonlara yansıtıldı diyeceğim de, televizyonlarda da hiç bahsedilmedi yani. Arka planda sanki böyle bir şeyler oluyor. Bütün Türkiye elden gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani bazen insanlar protesto haklarını kullanabilir. Yanlış işler yapanlar da çıkar muhakkak bu arada. Nasıl gezi olaylarında olduğu gibi. Burada da var. Yani ortada protesto edilmesi gereken bir konu var ama olaylar bambaşka yere de gidiyor. Fakat yani bu ülkeyi batırmıyor arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Onu söyleyeyim. Millet gene işine gidiyor. Millet gene denize giren var. Kafesinde oturan, onu yapan, bunu yapan. Yani biz böyle ülkelerin batmasını bekleyeceğimize, bazı insanlar çünkü çok hevesle bekliyor bu tarz şeyleri. O zaman battığı zaman acaba ellerindeki iPhone'un yazılımını kim yazacak, kim üretecek? O da ilginç bir konu da. Bunun yerine o ülkelerle nasıl fazla daha ticaret yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, ticareti nasıl geliştirebiliriz, iş imkanlarını nasıl halledebiliriz? Yani böyle üretkenliği düşüneceklerine habire, ay işte şu çıktı, şu şurası batacak, bu çıktı, burası olacak. Ya bilmiyorum, kimseye böyle bu tarz konuşmaların hiç kimseye bir faydası olmaz. Kimsenin batıp çıktığı falan da yok. Onu da yani ben kendi görüşümü paylaşıyorum sonuçta burada. Onu da paylaşayım sizinle. Bence bu işleri bırakın, yani öyle düşünen insanlara, arkadaşlara sesleniyorum. Bence bırakın, hani nasıl geliştirebiliriz kendimizi, nasıl daha çok ticaret yapabiliriz, ne bileyim daha faydalı neler yapabiliriz, onların peşinden gitmesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum bu tarz düşünen insanların. Dediğim gibi Salı günü 9 Haziran galiba George Floyd'un cenaze törenini canlı yayınlamayı planlıyorum. Eğer hani fikirleri olanlar varsa paylaşabilir. Projenin felsefesiyle ilgili video geliyor. Onu paylaşacağım. Bir de bu olaylarla ilgili kendime göre bir yorumum vardı. Onu paylaştım sizinle. Görüşmek üzere diyorum. Selamlar. Bay bay.